Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu üzerine konuşma almış bulunmaktayım. Bu vesileyle ekranları başında bizi izleyenlere ve sizlere saygılarımı sunuyorum. Dünya yeni bir sanayi devrimi yaşıyor. Bu yeni dönemi iyi okuyan devletler, iyi hazırlık yapan milletler yeni dönemin kazananları olacak, hızla zenginleşecekler. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemizi dördüncü endüstri devriminin takipçisi ve tüketicisi değil, geliştiricisi ve üreticisi yapmaya kararlıyız. Temiz enerjiyle, temiz üretimle, temiz fonlarla, temiz fonla tertemiz bir gelecek inşa edeceğiz. Milletimizi orta gelir tuzağından kurtaracağız. Bu büyük hamleyi Türkiye'deki ve dünyadaki tüm bilim insanlarıyla birlikte kuracağımız büyük işbirliğiyle gerçekleştireceğiz. Biz sahip olduğumuz üstünlükleri ve ülkemizin potansiyelini çok iyi biliyoruz. İnsanlarımıza güveniyoruz. Bu çerçevede üniversite, sanayi, sivil toplum, kamu işbirliği modellerini en etkin şekilde kullanacağız. Ülkemizde hiçbir çocuk yatağa aç yatmayacak. Aile destekleri sigortasıyla her aileye bir gelir sağlayacağız. 2030'a geldiğimizde, yani bizim iktidarımızda, demokrasisi, kurumları ve kuralları güçlü bir Türkiye'de, üreterek zenginleşen, rekabetçi bir Türkiye'de, zenginliği adil paylaşan bir Türkiye'de, temiz ve yeşil bir Türkiye'de fert başına gelirimizi 20 bin doların üstüne çıkaracağız. Milli gelirimizi 2 trilyon doların üzerine taşıyacağız. İhracatımız 600 milyar dolara aşacak. 7 yılda 8 milyon yurttaşımıza iş aş vereceğiz. İşsizliği ve enflasyonu düşük tek haneli rakamlara indireceğiz. Bunları yapacak bir kimli kadrolara sahibiz. Bu bütçe halkı yoksullaştıran, ülkeyi dünyanın ucuz emek deposuna çeviren, rantçı, bilimden uzak ekonomi anlayışıyla yapılmış bir bütçedir. Bununla mı devam edeceğiz? Bu bütçeyle mi, yoksa hep birlikte zenginleştiğimiz, emeği ve üretimi yücelten bir bütçe mi yapacağız? 3 milyon insanın umudu olmadığından iş dahi aramıyor artık. Üretimde dönüşümle işte bu işsizliğe ve bu umutsuzluğa son verecek istihdamı hep birlikte yaratacağız. Daha önceki sanayi devrimini ne yazık ki kaçırdık. En büyük ticaret ortağımız ve ihracat pazarımız olan Avrupa Birliği, yeşil dönüşümü eğer gerçekleştiremezsek her yıl bizden 3 milyar avro ceza kesecek. Böylece kamu olarak sağlayacağımız üretim teşvikleri, vergi indirimleri, hibeler, krediler, ARGE destekleri, kamu ihaleleri, yani kamunun kaynakları güvenceli ve zenginleştirici istihdamı yeşil ve dijital dönüşümü sağlayan şekilde kullanacağız. Kamunun kaynakları bugünkü gibi yandaşlık üzerinden değil, topluma yarar sağlama amacıyla kullanılacak. İhalelerde yolsuzluk olmayacak. Kamunun parası kamuda kalacak. İstihdam yaratan üretim politikalarımızda geleneksel işlerde çalışanların da sosyal haklarını korumak kamunun temel görevi olacak. Verimlilikle birlikte kazancımız artacak. Bunu biz yaparız. Bu yetenekleri istihdam eden KOBİ, sanayici, çiftçi, esnaf dünyayla rekabet edecek, en az onlar kadar gelir getirecek, kalkınacağız, hep birlikte zenginleşeceğiz. Torpille değil, yeteneklerimizle, kimi tanıdığımızla veya nerede doğduğumuzla değil, ne öğrendiğimizle, bilgimizle tutunacağız hayata. Sanayi 4.0 devrimini yakalamamız için yeni bir bilim teknoloji çerçevesine ihtiyacımız var. Risk alacak girişimcileri de destekleyeceğiz. Kurumsal değişiklikler yapacağız. Gençler girişimci olacaklar, kendileri de istihdam yapacaklar, birlikte büyüyecekler. Tarım için model çiftlikleri kuracağız. Bu çiftliklerde ziraat mühendisleri, teknolojik tarım uzmanları danışmanlık yapacak. Çiftçimiz görerek öğrenecek ve üretecek. Çiftçi toprağını terk etmek zorunda kalmayacak, alın terinin, emeğinin karşılığını alacak. Bunu biz yaparız. Bizim iktidarımızda sosyal konutların çatılarına ve yüzeylerine güneş panellerini biz kuracağız. Böylece son bir yılda 3 katına çıkan elektrik faturalarımız düşecek.
Tamamlayın sözlerinizi. Bugünün buhranında hiç karamsarlığa kapılmayacağız. Çünkü artık rantın, yolsuzluğun, sömürünün dönemi bitiyor arkadaşlar. Artık halkın üretimin ve kalkınmanın dönemi başlıyor. Bu bütçe AKP iktidarının son bütçesidir. Hepimizin içinde yer alacağı ortak bir geleceği kurmanın zamanı başlıyor. Biz buradayız, biz hazırız. Biz bu nedenle partimizin ifadesiyle bize kral değil, kural gerek diyoruz. Kurumları ve kuralları güçlü Türkiye'de güçlendirmiş demokratik parlamenter sistem olacak. Birlikte başaracağız, başaracağız, başaracağız. Genel kurulu sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın Bahar Ünlü.